ayağını çitir hocam. Sevgili İbrahim siz de hoş geldiniz. teşekkür ediyoruz bu katılımlarınız için. Iıı bu gecenin bu vaktinde zamanlarını bize ayıran ve konuyu takip etmek için dahil olan tüm dostlara da saygılarımı sunuyorum. konumuz biraz zor bir konu ama ııı hem Konuyu sunacak değerli arkadaşımız İbrahim Bahçe hem de bunu müzakere edecek hocamız Ayhan Çıtır Hoca. E, ciddi bir hazırlık yaptıklarını söylediler. Dolayısıyla dolu dolu bir 2-3 saat e, geçireceğimizi umuyorum. Çağdaş Felsefe ve Metafizik Öldü Mü? E, başlıklı bu konuşmayı sunacak olan İbrahim Bahçı hakkında kısa bir bilgi vereyim. Kendisi e, Almanya e, doğumlu. Orada e, örgün eğitimini aldı. Daha sonra ee, yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde yaptı. Ee, yüksek lisansını Ayhan hocam ve ben birlikte yönetmeye çalıştık. Tabii yönetmeye çalıştık diyorum çünkü İbrahim Bahçı yönetmek öyle pek kolay <gülüyor> değil. <gülüyor> ve bu e, yüksek lisans çalışmasını İbrahim Bahçı daha sonra gözden geçirerek ve ciddi bir emek harcayarak varlık ve gerçeklik adıyla. E, KTB yayınlarından yayınladı. E, ve buraya çalıştığı filozofla yapılan birkaç söyleşiyi de ekledim. E, Dolayısıyla çağdaş yaşayan bir filozofun e, ele aldığı meseleleri e, Türkçe yeniden ifadelendirerek Türk felsefe kamuoyunu bu konuda bilgilendirdi. E, ha bir Küçük bir metafizeye giriş, çağdaş metafizeye giriş kitabı da çevirdi. O da hemen burada. burada e, göstereyim. Bak İbrahimcim reklamını yapıyorum, bunun e, çayını içerim. E, şu anda doktorasını yine Ayhan Çitil hocamla e, Bendeniz'in yönetiminde Medeniyet Üniversitesi bölümünde e, sürdürmekte çağdaş metafizik gerçekçilik e, konuları üzerinde. Kendisine bir saat kadar bir e, sunum hakkı tanıyacağız. E, akabinde bir beş dakika ara vereceğiz ve daha sonra Ayhan Çitil hocamızın konuyla ilgili müzakeresini alacağız. Ve ondan sonra da e, katılımcı dostlarımızın e, sorularıyla e, müzakereyi sürdürmeye çalışacağız. İbrahim e, buyur seni dinliyoruz. Ben herhangi bir giriş yapmıyorum e, sana vakit vermek için. E, yapacağım 10 dakikalık konuşmayı iptal ettim. E, buyur zaman senindir. Eyvallah. E, sesim geliyordur inşallah. Ayet güzel Herkese hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Öncelikle bu imkanı tanıdığı için Mehmet Bulgen Hoca'ya kalbi teşekkürler etmek istiyorum. Paylaşımı da yapayım. Şu an gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ayhan Hoca'ya, İhsan Hoca'ya da tabii teşekkür ediyorum. Bunu kabul ettikleri için moderatörlüğü ve müzakere kısmını inşallah dolu dolu geçer. Bunu umuyorum konu İhsan Hoca'nın dediği gibi çok geniş bir konu. Ben tabii zaruri bir biçimde sınırlamak zorunda kaldım. Genel bir başlık biraz da Mehmet Bulgen Hoca ile konuşurken böyle provokatif bir başlık olsun diye düşündüm. Çağdaş felsefede metafizik öldü mü? Gibi provokatif de olan bir başlık aslında seçtim. Realizm tartışmalarından bir bakış. Ya bu bağlamda çok şeyden bahsedilebilir asıl itibariyle ama ben kendimce çalıştığım konular itibariyle vurgulamak istediğim konular üzerinden e, meseleyi ele almaya çalışacağım. Şimdi e, sunumu dört kısma ayır, ayırdım. E, birincisi bir giriş kısmı olacak elbette. Benim açımdan konunun önemini e, vurgulamaya çalışacağım. E, hangi cihetten bakıyorum, neden böyle bir konuyu ele alma e, gereği duydum? Birinci meselemiz bu. İkincisi çağdaş felsefede metafizik. Ee, orada biraz e, hususen analitik felsefe geleneğinde e, metafizin yerini hususen son dönem, yakın dönem analitik, metafiz, e, analitik felsefedeki metafizin rolünü, Rönesans'ını özellikle kısaca özetlemeye çalışacağım. Bununla ne kastettiğimi de tabii elbette açmam gerekecek. O kısmın e, ikinci e, Alt başlığında bazı örnek metafiziksel pozisyonlardan bahsedeceğim ki böyle genel bir çerçeve sunulsun buna dair e, ne var ne yok neler savunuyor neler tartışılıyor. E, sonraki kısımda vakit el verdikçe o kısımları daha kısa tutmaya çalışacağım elbette. Çağdaş felsefede realizm meselesini ele alacağım kavramsal çerçevesi itibariyle kısaca ama özet olarak yani kendimi bu manada biraz sınırlamaya çalıştım asıl merkez konu şey olacak yani çağdaş felsefede metafizik diye bir şey var mı yapılıyor mu bundan ne anlamamız lazım bu, bu bunu iddia ederken ölmediğini iddia ederken ne kastediyorum ben şahsen bu iddiayı aslında biraz merkeze koymak istedim ama realizmle de kısmen e, gireceğiz yani ne anlaşılıyor ve son kısımda dördüncü kısımda yakın dönem e, realist dönüşümlerin arka planıyla ilgili böyle kısa bir bilgi vermek istiyorum çünkü güncel ...kelam tartışmaları cihetinden önemli buluyorum. Yani önceki kısımlar biraz daha mesela nazari teorik boyutunu ele alacak. Son kısım biraz daha pratik, siyasi, kültürel, toplumsal boyutunu da ele alacak. Yani neden yakın dönem özellikle kıta felsefesi de dahil birçok felsefeci... ...realist yaklaşımlara dönmeye çalışıyor, hakikate dönmeye çalışıyor... ...işte nesnelliğe dönmeye çalışıyor? Bunun arka planı nedir? buna dair birkaç örnek vermek istiyorum. bakalım ne kadar yapabileceğiz. Başlayalım o zaman. birinci konumuza. giriş kısmındayız. Şimdi giriş derken dediğim gibi kendi açımdan konunun önemini biraz vurgulamak istiyorum. Şöyle bir düşüncem var. Gözlem tabii kendi gözlemlerim, gözlemlerim bunlar. yap tecrübelerim üzerinden bunu anlatıyorum genel olarak yani farklı ülkelerde de bu görülebilir ama hususen Türkiye'de benim müşahede ettiğim kadarıyla çağdaş felsefe denince çok tek yanlı bir bakış bazı çevrelerde mevcut. Yani çağdaş felsefe deyince mesela bazıları 20 genel olarak böyle 20. yüzyıl felsefesi de anlıyor. Mesela Wittgenstein'i da anlıyor. Heidegger'i de anlıyor. fenomenolojiyi anlıyor. Viyana çevresini anlıyor. Analitik felsefecilerin bazılarını anlayabiliyor ama bu çok tek yanlı bir bakışa da yol açabilir. Eğer Tamamen bununla sınırlandırırsak ben bu bağlamda daha çok 2. E, Dünya Savaşı sonrası özellikle 20. yüzyılın son çeyreği ve bugüne değin güncel felsefi faaliyeti, felsefi tartışmaları aslında e, kastediyorum burada. Dolayısıyla çağdaş felsefe derken delalet e, bu şekilde anlaşılması gerekir. Yani sadece işte 20. yüzyılın başındaki işte ortasına kadar böyle büyük filozoflar falan değil bugüne kadar ki gelişmeleri dikkate alıyorum ve bu bağlamda ciddi bir tek yanlı bakış olduğunu gözlemliyorum şahsen. Bununla ilişkili olarak e, hatta bazıları çağdaş Felsefe derken Kant'ı bile anlayabiliyor, Nietzsche'yi anlayabiliyor ilginç bir biçimde. E, özellikle konumuz itibariyle, çağdaş felsefede metafizik öldü mü konumuz itibariyle, e, modern ve postmodern elbette e, felsefeden bildiğimizde muhtelif e, metafizik eleştirileri var klasik metafizik eleştirileri var. Bunlar özellikle işte David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche ve sonrasında muhtelif kişiler burada sayabiliriz. Heidegger gibi, Derrida gibi, Roth gibi vesaire. Farklı geleneklerden, isimlerden bahsedebiliriz. Viyana çevresinde kanat vesaire. Bunların yaptıkları meşhur metafizik eleştirileri var. Özellikle Kant tabii burada merkezi bir rol oynuyor ve onun tesir tarihi ama e, burada vurgulamak istediğim mesele şu yani bu söylemin e, ve bu olgunun e, yani bu var olan metafizik eleştiri olgusunun e, yanlış bazı tasavvurlara yol açtığını düşünüyorum şahsen. Yani bizim yakın dönem felsefe tartışmalarını takip etmek bağlamında ciddi e, kusurlara yol açtığını düşünüyorum. Yani böyle sloganik bir şekilde tabii şimdi ifade etmek gerekirse mesela işte Immanuel Kant e, aslında klasik metafiziği yok etmiştir. İşte tanrının varlığına ilişkin mesela rasyonel faaliyet üzerinden işte bir bilgi edinebileceğimizi e, yıkmıştır mesela ya da daha postmodern söylemler üzerinden işte gerçeklik sosyal bir inşadır. İşte zihnimizin dışında bir şey bilemeyiz. İşte her şey bir hayal olabilir falan gibi muhtelif relativist, işte tarihselci, antirealist yaklaşımlar böyle slogan vari bir şekilde de popüler kültürle bile yaygınlaştığını görebiliyoruz. Ama sadece orada değil, ciddi entelektüel çevrelerde de bunu görebiliyoruz. Akademik bazı çevrelerde de bunu görebiliyoruz. Ve bu bana göre hep tek yanlı bir felsefe tarihi algısından bir cihetiyle kaynaklanıyor. Yani mesela postmodern kıta felsefesini eksen alarak, orada da belli filozofları, belli gelenekleri esas alarak böyle söylemler üretebiliyoruz ya da analitik felsefenin belli dönemlerini esas alarak böyle bir yaklaşım benimseyebiliyoruz. Dolayısıyla biraz bu sunumun benim açımdan gayesi bu ön yargıyı bana göre kırmak, bu tek yanlı bakışı, biraz eksik bakışı en azından biraz kırmak ve mesele öyle değil Kant sonrasında da ciddi metafiziksel yönelimler var, metafiziksel sistemler var, ontolojik tartışmaları yürüten muhtelif filozoflar var. Hatta direkt Kant'ın döneminde ve Kant sonrasında işte Alman idealizmini burada hatta anabiliriz. Schopenhauer'dan biliriz, Nietzsche'yi bile anabiliriz. Burada metafizik tasavvurumuza göre tabii mesele değişebilir. Ki e, burada da aslında şimdi o konuya geçmek istiyorum. Yani metafizik nedir? tabi burada çok hayati bir soru e, oluyor. Yani metafizikte ne anladığımıza göre elbette metafizik öldü mü, ölmedi mi? Çağdaş döneminde, mevcut dönemde e, sorusu cevaplanması gereken bir soru haline geliyor. Çok farklı şeyler anlaşılabilir. Elbette belirli bir tarz metafizi merkezileştiriyorsak, mutlaklaştırıyorsak, e, belirli dönemlerde bunun yaygın olmadığını yapılmadığını söyleyebiliriz ama ben burada en azından böyle bir yaklaşım şu an sunmak istemiyorum yani kabaca benim anlayışım ontoloji ve metafiziği de tabii daha dakik olarak ayırabiliriz metafizik derken kabaca üç seviyeden belki bahsedebiliriz birinci seviye ne var ne yok sorusu Ayhan hocamızın tabiriyle. what there is ne var ne yok ne tür entiteler var yani gerçeklikte varlıkta e, ne tür entite türlerinden bahsedebiliriz genel olarak varlıkla ilgili bir envanter çalışması, bir liste çalışması. Bu birinci seviye. İkinci seviye bu bahsettiğimiz entite türlerin doğasına, tabiatına, mahiyetine ilişkin bir soruşturma. Tam bunlar var diyoruz da mesela nasıl varlar? nasıllı bir şekilde, mahiyeti nedir? Somut mu, soyut mu, zaman mekansal mı, nedensel güçlere sahip mi vesaire? Buna dair daha dakik bir e, bakış. Üçüncü seviye, işte bazı filozoflara göre asıl metafizik seviye orada devreye giriyor. Bu ilk iki seviye, birincisi belki de sadece ontolojiye tekabül ediyor. Varlık üzerinden gitmek, ne tür e, varlıklar var, varlık ne demek, var olmak ne demek gibi. E, ama üçüncü seviye aslında tüm bu var olan entite türlerinin birbiriyle bağımlılık ilişkilerini ele almak. Bu bağlamda mesela bir hiyerarşiden, bir bağımlılık ilişkisinden, grounding ilişkisinden, temellendirme ilişkisinden bahsetmektir. Dolayısıyla bir tür bir dünya görüşü, bir dünya resmi sunmaktır. Bu manada bir metafizik oluşturmak, metafiziksel bir perspektife sahip olmak. Şimdi Genel olarak e, benim e, tanımladığım şekilde metafizik faaliyet bu. Yani bu üç seviyeyi de içine alabilir, e, bunlardan birini de içine alabilir. Ontolojiyi dediğim gibi birinci ya da ikinci seviyede dahil ederek e, sınırlandırabiliriz ama kabaca bu. Şimdi bu cihetten baktığımızda e, metafizik gerçekten öldü mü çağdaş felsefede? Yani bu bağlamda metafiziksel iddiaları da bulunulmuyor mu artık gerçekliğe dair? genel kategorilerine dair, var olan nesne türlerine dair, bunların hakikatine, doğasına dair iddialarda bulunmuyor mu? Tartışmalar yürütülmüyor mu? Gerçekten Hume'ın, Kant'ın, Nietzsche'nin, Heidegger'in bıraktığı yerde mi kalmış ya da tam aksi bir durum mu var karşımızda? Tam aksi çok canlı bir tartışma mı var karşısında? Biraz meselemiz aslında bu. Şimdi bu konunun başka bir veçesi de var. Ben biraz bugün o açıdan bakmayacağım ama metafizikten kaçınmak mümkün mü? Yani tamam birçok filozof tarihte hatta bizim gelenekte bile bulunabiliriz. Antik dönemde skeptiklerde bunu bulabiliriz. Sofistlerde bunu bulabiliriz. Muhtelif metafizik eleştirileri yapılmış. Realizm eleştirileri yapılmış. Ama bundan kaçınmak mümkün mü? Yani belirli eleştiriler yaparken bile mesela Kant'ın, Hume'un metafiziksel kabullerden azade bir biçimde bunu yapıp yapamadıkları ciddi bir şekilde sorgulanabilir. Yani bu cihetten de mesela tüm metafizik eleştirisi yapan filozofların da aslında kendi bakışları cihetiyle bir metafiziğe sahip olduklarını kolayca söylenebilir. Yani benim e, kanaatim bu en azından. Ama o cihetten bugün bakmayacağım. Yani e, o da ayrı bir cihet. E, Metafizikten kaçınılmayacağına dair e, tez de ayrıca ele alınabilir. Şimdi giriş babamda e, son olarak e, İslam düşüncesi cihetinde mesele ben çok tabii girmeyeceğim, onu ilgili hocalara bırakıyorum. Kelamdan, İslam felsefesinden, İslam düşüncesiyle daha hususi olarak, e, akademi olarak ilgilenen hocalara bırakıyorum ama e, şöyle bir sezgim de var yani tabii ki, e, amatörce diyeyim. İslam düşüncesinde bazı minimal, metafiziksel, realist kabuller var. Yani en basitinden bir akaid metnine baktığımızda, nesefi akaidine baktığımızda eşyanın hakikatleri sabittir. Bunları bilmek vakidir. Sofistler bunları muhalefet etmiştir. İşte ilmin kaynağı bunlardır. Buna dayalı güvenilir bilgi elde edebiliriz gibi bir bakış var aslında. Bunu birçok farklı kelam metni, işte üzerine felsefe metni, mantık metni, usul metni hatta üzerinden ele alabiliriz. Yani belirli Realist kabuller var mı? Minimal anlamda da olsa ya da daha genel olarak metafiziksel kabuller var mı? Hem meşayi gelenekte hem e, kelam geleneğinde bütün veçeleriyle eşarilik, maturilik, mutezile, işte ekberiliği de burada ele alabiliriz. Orada da belirli metafiziksel kabuller elbette var. Hatta realizmle ilişkilendirebilecek kabuller yok mu? E, ve tabii ki bütün İslami ilimlerin, e, işte hadiste dahil, tefsirde dahil, usulü fıkıh vesaire gibi usul ilimleri de dahil, Bunların gerçekten belirli metafiziksel kabuller olmadan, realist özellikle kabuller olmadan klasik anlamıyla yapılıp yapılamayacağı ciddi bir şekilde sorgulanması lazım. Yani güncel kelam tartışmaların da bu meselenin ele almasını ciheti biraz da bu benim açımdan en azından. Bunu ciddi bir biçimde dediğim gibi tartışabiliriz. Çünkü şimdi bir yandan bu bahsettiğim tek yanlı bakış, ön yargılı bakışı ele alırsak işte modern felsefe, Klasik anlamıyla realizmi yıkmıştır. Metafiziksel kabulleri yıkmıştır. Ve postmodernizm bunu daha da radikalleştirmiştir. Dediğimizde mesela o klasik meta, minimal metafizik ya da realist kabulleri ne yapacağız? Onlar da sarsılmış olmuyor mu? Dolayısıyla ciddi bir krizle bu manada karşılaş, karşı karşıyayız ki birçok kişi zaten bunu tartışıyor. Burada da bunlar dillendiriliyor. Zaten bunun için bu tarz, bu sunumlar yapılıyor yani bu faaliyet. Dolayısıyla güncel kelam ciheti de bir şekilde bu. Ha bunu da bir cümleyle değinmek istiyorum. Relativist tarihsel bir perspektifin çok yaygın olduğunu ve bunun bir ciddi zaaf olduğunu düşünüyorum şahsen şu anlamda. Yani evet farklı İslami ilimler e, dengelen hocalar, işte İslam felsefesiyle uğraşan ya da genel olarak e, Batı felsefesiyle de uğraşan hocalar e, meseleleri ele alırken ciddi bir biçimde tarihselcilik yaklaşımıyla meseleye yaklaşıyorlar. Bu bir sorun değil elbette ama meselenin bugün nasıl ele alındığı, çağdaş felsefe bilim tartışmaları itibariyle nasıl ele aldığını çok dikkate alamıyorlar. Yani bu o kadar yoğun bir biçimde tarihsel cihetini ele alıyoruz ki artık. Mesela tanrı tasavvurları, işte İslam düşüncesinde şu şu tanrı tasavvurları var, şu şu bakışlar var ve bugüne gelemiyoruz. Yani meselenin kendisi bugün nasıl tanrı tasavvurları var, bugün Allah'ın varlığı nasıl el alınıyor, ispat meselesi nasıl el alınıyor, epistemik değeri nedir, e, sıfatlar nasıl alınıyor, nasıl tartışılıyor. Yani ben birey olarak, var olarak bugün bunu ele alabilir miyim? Yani o tarihselci, relativist yaklaşımın dışında bir hakikat olarak, bir mesele olarak bunu mevzu edinebilir miyim? Bu mesele bazen ciddi bir şekilde ihmal ediliyor gibi geliyor bana ki bu da biraz bu ön yargıyla alakalı. Yani böyle bir paradigma oluşmuş, bir söylem oluşmuş. Kant e, metafiziği e, işte halletmiş, Hume'un eleştirileri, postmodernizm geldi artık bu manada işte doğayla ilgili, gerçeklikle ilgili, bilinçle ilgili işte nedensellik, külliler, tümeller, genel kategoriler, zaman, mekan bu, bu meseleler tamamen dilsel bir zeminde ele alınıyor, zihinsel bir zeminde alınıyor realist anlamıyla ele alınamaz dolayısıyla öyle bir ihtiyaç da duyulmuyor yani din, din dinin kendi entitelerini de realist anlamıyla ele almak bir şekilde ciddi bir zafa uğruyor. Şimdi bu e, giriş meselesi umarım e, özetle maksadımı e, ifade etmiş olabildim. Şimdi çağdaş felsefede metafizik derken analitik felsefe özelinde mesele ele alacağım. Aynı şekilde kıta felsefesi üzerinden tabii mesele ele alınabilir. Orada hangi anlamıyla bir metafizik karşılığı var, gerçekten var mıydı? Onu da sorunsallaştırabiliriz. Bunu sorunsallaştıran ciddi araştırmalar zaten var. Şimdi genel olarak yakın dönem çağdaş felsefeyle alakalı bir ön yargı olduğu gibi analitik felsefenin e, tarihiyle ilgili de ciddi bir ön yargı, bir mit nasıl dillendireceksek artık bir e, söylem hakim. Meta analitik felsefenin felsefenin e, genelde böyle metafizik karşıtlığıyla özdeşleştirilerek e, mesele ele alanlar var. E, ciddi bir biçimde bunun üzerinden söylemini yürütenler var. Ama Şimdi mevcut araştırmalara baktığımızda analitik felsefe tarihiyle ulaşan, uğraşanlar hem tarihi olarak bunu ele alanlar hem de sistematik olarak bugünü de dikkat alan yakın dönem analitik felsefeyi dikkate alanlar bunu ciddi bir biçimde eleştiriyor. Yani analitik felsefeyi tamamen mutlak bir metafizik karşılığıyla, düşmanlığıyla hatta öyle ifade ediliyor. Özdeşleştirmek çok büyük bir sorun. Bunu analitik felsefeye giriş kitapları, herhangi birine alın çağdaş, bu, bu mesele genelde değinilir yani. Bunun bir ön yargı olduğu, genelleştirmemek gerektiği vesaire. Özellikle araştırmacıların ifade ettiği, yani burada tabi detaya burada giremeyeceğim. Ben bir özet sunmaya çalışıyorum bu tarihi e, süreçle alakalı analitik felsefede metafiziğin nasıl ele alındığıyla ilgili. İlk dönem filozoflar analitik felsefeyle ilişkilendiren e, Gottlob Frege işte Moore gibi Russell gibi muhtelif filozoflar için bunun geçerli olmadığı yani onlar için bile bu met mutlak metafizik karşıtlığının geçerli olmadığını ifade eden araştırmacılar var ya yani en basitinden sadece bir örnek Russell'ın bile mesela küllileri savunduğunu e, açıkça söylüyor nominalist yaklaşımlara eleştirel bakıyor. Yani Frege ile ilgili daha hatta somut şeyler söylenebilir ama oraya çok girmek istemiyor. Yani ilk dönemle ilgili bu filozofların, analitik felsefecilerin birçok hem realist hem de metafizik ontolojiyle ilgili teorilere sahip olduğunu, bunu açıkça sadece dilsel ya da kavramsal bir tez olarak değil, gerçekliğin kendisine itibarla iddia ettikleri kolayca görülebilir yani ilgili çalışmalara bakıldığında. Ama bu metafizik karşıtlığı meselesi, özellikle Viyana çevresi veya da ordinary language filozofi dedikleri, analitik felsefenin iki ana damarlarından biri o dönemde özellikle 1920'ler işte 30'larda gerçekten Viyana çevresinde böyle zahiren en azından öyle söyleyeyim ee, işte Rudolf Carnap da, Moritçilik de, Neurath vesaire bir metafizik karşılığı, metafizik tasfiye etme, elimine etme teşebbüsü ciddi bütüne olduğu görebiliyoruz. Yani meşhur doğrulamaca anlam teorisi üzerinden, onların ampirist yaklaşımı üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. O konuda bir sıkıntı yok yani bu doğrudur ama bütün analitik felsefe bunu teşmin etmek, bütün tarihine bugüne kadar teşmil etmek bunu işte sorunsallaştırmaktır aslında bu kısmın biraz hedefi. Şimdi mantıksal pozitivizm zaten yani logical pozitivizm çok böyle yine çok ciddi bir paradigma haline gelmiş. Böyle mantıksal pozitivizmler, pozitivizmin hakimiyetine falan bahsetmek. Ama malum hem kendi iç tartışmaları itibariyle bu tek tek filozofları bile ele alabiliriz. Kahnap'ın, bakın Otto Neugat'ın vesaire kendi iç serüvenini ele alabiliriz. Bu konularla ilgili mesela bu doğrulamacı anlam teorisine gerçekten sadık kalmışlar mı ya da bir dönüşüme uğramış mı bunu ele alabiliriz ama bir bütün ekol olarak da dış saldırılar itibariyle de bir dekadansa uğradığı zamanla malumdur yani felsefe tarihçilerine. Bu 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 bu, bu bağlamda bir sıkıntı yok ama sonrasında ne oldu işte meselemiz biraz o. İşte bu bağlamda çağdaş literatürde e, genelde şöyle ifadeler kullanılıyor. Yani analitik felsefede geç döneminde özellikle bazıları 50'lerde biraz ön yargıların kırılmaya başladığı yani ontoloji ve metafizik konularına dair ön yargıların kılınmaya başladığı 60'lar 70'lerle birlikte ciddi bir ilgi alakanın ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Hem geleneksel anlamıyla da işte metafizik ve ontoloji konularına ve bu durum bu vaka bir rönesans olarak ifade ediliyor. Bir revival, bir rehabilitasyon diyorlar mesela bazıları. Hatta yeni tercüme edilen bir Kitap var, What is e, Analytic Philosophy? Orada mesela böyle bir başlık var. E, Metafiziğin rehabilitasyonu. Böyle farklı kavramlar kullanıyor. Yani bu güncel kitaplarda kolayca bulunabilir. Dolayısıyla şöyle bir iddia var yani. Analitik felsefede metafizik, evet belli bir dönemde bazı ordinary language filozofları tarafından daha temkili bakılmış. Metafiziğe daha düşmanca bakılmış, e, tasfiye edilmeye çalışılmış. Viyana çevresi içinde bu belli bir şekilde geçerli. Wittgenstein burada dahil edebiliriz belli cihetlerden. Ama geç dönemlerinde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yavaş yavaş ön yargılar kılınmaya başlamış ve tam aksine metafizik felsefenin en canlı alanlarından biri haline gelmiştir ki bu analitik metafizik diye ifade ediliyor. Analitik ontoloji diyorlar bazen. Yani öyle bir ayrı alan oluşmuş, bir literatür oluşmuş. Ve bugün metafizik yapanlar bu gelenek içinde kendini öyle ifade ediyor. Onun detayına biraz gideceğiz. Bazı tartışmalar var. Yani bir tertük, tertük, tek tük bir analitik metafizik yaklaşım yok. Analitik metafizikler var. Analitik metafizi olumsuz anlamda kullananlar da var. Yani siz tamam tekrar bunu yaptınız ama yanlış bir yere götürdünüz beni diyenler de var. Onu o detaylara çok muhtemelen giremeyeceğiz ama kısaca belki değinmiş olacağız. Şimdi... Bu analitik felsefede metafiziğin rönesansı, dirilişi dediğimiz e, vaka nasıl oluşmuş? Burada birkaç isimden bahsetmek istiyorum. Birkaç önemli e, dönüm noktalarından biri Quine. Quine e, Amerikalı bir felsefeci. İşte meşhur iki makale yazdı 50'lerde. 51-53 işte Two Dogmas of Empiricism, On What There Is meşhur makalleri. Ve onun e, yaklaşımı itibariyle Biraz analitik felsefede tekrar e, ontolojik meselelere e, bir ilgi arttığını görüyoruz. Yani Quine e, aslında e, Viyana çevresinin o e, basit, işte doğrulamacı anlam teorisini ciddi bir biçimde eleştirmiş. Daha holist, bütüncül bir anlam teorisi e, te, önermeye çalışmış. Ve özellikle ontolojik bağlanma, ontolojik commitment teorisi üzerinden tekrar ne var ne yok sorusunu gündem edebileceğimizi söylemiş. Yani biz ne yapmamız lazım? Yani tabii Quine'la ilgili çok farklı yorumlar da var. Yani Quine ne yapmak istedi gerçekten? Klasik anlamıyla tradisyonel metafiziği ihya etmek istedi mi? Ontoloji ihya etmek istedi ya da başka bir şey mi yaptı? Bununla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Onlar şu an bizi çok ilgilendirmiyor. Daha çok tesir tarihi üzerinden ben ele alıyorum. Yani Quine istesin ya da istemesin ya da sonradan ele alacağımız bir filozof var. Pitas olsun bunları istesin ya da istemesin buna yol açmışlar. Öyle en azından birçok tarihçi meseleyi ele alıyor. Nedir bu ontolojik bağlanma? İşte diyelim bilimsel gelişmelerle birlikte olgun bilimsel teorilerimiz var. Bunlar muhtelif teorik entitelerden bahsediyorlar. Diyelim elektronlardan, nötronlardan, protonlardan falan bahsediyorlar. Nöronlardan bahsediyorlar. Bunlara teorik entite deniyor. Eğer bu teoriler belli bir olgunluğa sahipse Quine'a göre biz kendimizi bir şekilde bunlara bağlamamız lazım. Ontolojik komit etmemiz lazım bir şekilde. Ve bunları gerçekliğin bir parçası kabul edebiliriz yani. Eğer şu an alternatif daha iyi, daha açıklayıcı bir teorimiz yoksa. Dolayısıyla Quine prensip olarak en azından şunda bir sorun görmüyor yani. Özellikle birinci derece niceleme mantığı üzerinden düzenlediğimiz halde yani o teorileri ve oradan çıkan sonucu ele aldığımızda elimizde belli bir envanter çıkacak. Belli bir gerçeklik resmi çıkacak. Belli entitelerle karşı karşıya kalacağız. Ve bunları kabul edebiliriz yani. Bunları kabul etmek sıkıntılı değil yani alternatiflerini bulmadık müddetçe. Elbette Quine bunu biraz daha pragmatist ve naturalist bir çerçevede yapıyor. Dolayısıyla birçok klasik metafizicinin kabul edeceği entiteleri kendince kabul etmeyecek. Yani mesela tanrıyı falan böyle basitçe melekleri falan mesela o değil yani. Daha bilimsel, naturalist bir paradigma bağlamında ontoloji, naturalist bir metafiz naturalist bir ontoloji aslında öngörüyor bu bağlamda. Dolayısıyla Quine'ın kabaca çalışmaları bu bağlamda var olanların envanterini çıkarma, bunu araştırma, entite türlerine alaşma bağlamında ciddi bir e, köşe taşı teşkil ettiği söyleniyor. İkinci önemli bir şahıs Pythagoras'dır. Eee yanlış bilmiyorsam Aydın'da Türkiye'de Arda Denkel'in de hocası olmuştur. E, onun Individuals diye bir kitabı var. Yine 50 yani 59'da yayınlanmış. E, ve orada meşhur bir ayrım yapıyor. Kendisi gündelik dil felsefesi geleneğinden geliyor İngiliz damarlı. Şöyle bir ayrım yapıyor. Tasviri metafizik var bir de revize edici metafizik var. Descriptive metafizik ise revisionary metafizik ayrımı. Bu da ilginç. Aslında hala böyle klasik anlamıyla metafizik konuları ele alma meselesi değil yine söz konusu olan. Söz konusu bu yani iki tür yaklaşım olabilir. Descriptive metafizik dediği şey aslında basitçe yani gerçekliğe dair ya da dünyaya dair düşündüğümüzde düşüncemizin böyle temel yapıları nelerdir? Genel kategorileri nelerdir? Bu bize biraz Kant'ı da tabii hatırlatıyor ki öyle. Kendisi biraz aslında Kantçı bir metafizik tasavvuru dilsel versiyonunu biraz önümüze e, koyuyor ve bunu sağduyu ontolojisi, sağduyu eksenli olarak e, yapıyor. Revize edici metafizik ise bizi adeta tahsih ediyor. Mesela common sense cihetinden, sağduyu cihetinden biz belli şeyleri kabul ediyoruz, belli şeylere inanıyoruz ama diyelim bilimsel teoriler, olgun bilimsel teoriler bize öyle şeyler söylüyor ki o common sense inancımızı revize etmemiz gerekiyor. Bu ayrımı aslında yapıyor ve biraz klasik birçok metafizikçinin de revize edici metafizik yaptığını söylüyor. Bu ayrım ve bu teşebbüs de bir şekilde tekrar ontoloji, metafizik tartışmaların canlanmasını yol açıyor yani bir cihetiyle Yine önemli bir nokta ve evre aynı zamanda Ayhan Hocanın çok daha detaylı olarak tabi ele alacağı belki de söz konusu edeceği bir konu olabilir. Modal mantık daki gelişmeler, muhtelif model mantık sistemleri gelişiyor. Özellikle C.I. Lewis, Ruth Barkan ve Kripke özellikle sonrasında ve bununla birlikte model mantıktaki muhtelif gelişmeler ee, tekrar daha böyle realist anlamıyla da zorunluluk işte imkan imkansızlık gibi e, modal terimler modal e, e, kavramlar üzerinden e, realist çerçevede metafizik yapma imkanı sağlıyor ve bu Kripke de özellikle mümkün dünyalar ile de birleşince karşımıza inanılmaz bir tartışma alanı. E, Çıkıyor yani. Modal metafizik dediğimiz, modalite metafiziği dediğimiz farklı metafiziksel bir tartışma alanı. En yoğun tartışma alanlarından biri bugün de. Ve bu tartışmalar işte Kripke'nin özellikle Naming and Necessity, Türkçe'de zaten tercüme edilmiş. 1980 aslında yaptığı ders notları bir şekilde yani yaptığı derslerin kitaplaşmış hali bu bağlamda ciddi etkilere sahip aynı zamanda. Mümkün dünyalar meselesinin özcülüğün biraz da ona değineceğiz. Konularının tekrar gündeme gelmesine ciddi etkiler yapmıştır. Şimdi şimdi bu basit bir şey değil. Bu mümkün dünyalar, possible worlds semantiği, metafiziği meselesi inanılmaz derecede metafiziksel pozisyonların ortaya çıkmasına da ön ayak olmuştur bir cihetiyle. Mesela en meşhurlarından biri David Lewis'tir. David Lewis işte o 20. yüzyılın son çeyreğindeki analitik felsefe ve özellikle analitik metafizik teşebbüsünün en önemli isimlerinden biri. Bugün de çağdaş felsefenin en önemli isimlerinden biri yani vefat etmişti ya yani tesiri açısından diyorum. En önemli isimlerden bilinmesi gereken kişilerden biridir. On the Priority of Worlds diye bir kitabı var. Orada modal realizm dediği bir şey savunuyor. Nedir bu çok basitçe anlatmak gerekirse? Bizim şu anki mümkün, bilfil dünyamız gibi sonsuz mümkün dünyalar var. Hatta her tür mümkün dünya var ve bu sadece mümkün bir varlık olarak değil, bil fil olarak var bunlar. Yani bizden bağımsız, zaman mekansal olarak ayrı, nedensel olarak bizden bağımsız, bil fil sonsuz mümkün dünyalar var. Her tür mümkün dünya mevcuttur diyor. Buna modern realizm deniyor. Bugün bu tartışma da mesela bu 86'da galiba o kitap yayınlanmıştı. Bugün mesela model, teist model realizm var. Bu da burada Enis Hoca galiba bununla ilgili konuşmuştu. Yani tartışma öyle bir noktaya geliyor ki teist, din felsefesi bile bundan yeni bir teist bakış sunuyor. Yeni çözümler üretmeye çalışıyor. Şimdi başka bir örnek Graham Priest mesela. Tabii Graham Priest yeni Maynongcu da diyebiliriz aynı zamanda. Maynong da çağdaş felsefede yine ciddi bir e, dirilişe. E, neden olmuş ya da diriliş, diriltiliyor yani fikirleri itibariyle diriltilmeye çalışıyor. Yeni mayın var. var. E, Graham Priest aynı zamanda mantık alanda elbette çok önemli bir kişi. Klasik olmayan mantıklar üzerinden çalışmış. Çelişmezlik yasasını e, geçerli olmadığı mantık sistemleri üretmiş. İşte para konsistent e, vesaire. vesaire. Mesele, benim meselem o değil. Sadece örnek vermek istiyorum şu an. Ve gerçek çelişkilerin olabileceğini söylüyor. Yani bazıları bunu biraz eksik anlatıyor. Yani mesele sadece işte dilsel anlamda, semantik anlamda belli paradokslar ortaya çıkıyor da işte çelişkiden kaçınamayız meselesi değil. Buradan bir metafizik perspektif de çıkarıyor. Diyaletik metafizik denilen gerçeklikte gerçek çelişkilerin olabileceğini söylüyor ve var olduğuna inanıyor yani. Hatta gerçekliğin temelinde yokluk olduğunu falan söylüyor. <laughs> çok ilginç bir şey. Bu sadece bir örnek. Yani me mesele o kadar ciddi bir tesire sahip olmuş ki bu modal mantığın gelişmesi, mümkün dünyalar semantiği tartışması ve bugün imkansız dünyalar hakkında bile konuşuluyor bu çerçevede. Sadece mümkün dünyalar işte zorunlu olan şeyler değil. Impossible worlds. Daha geçen sene bir kitap çıktı Oxford'da. Beato ve Yabu diye bir iki kişi var. Bu aynı zamanda priest'in öğrencisi. Beato ee, imkansız dünyalar, yani klasik mantıkta var olan e, ilkelerin geçerli olmadığı, klasik olmayan mantıkların kurallarının geçerli olduğu imkansız dünyalar hakkında konuşuyorlar. Öyle bir durum yani. Dolayısıyla ve bunu e, tırnak içinde metafiziksel anlamda yapıyorlar, yani sal dilsel bir şey olarak değil. Ee, Ayhan Hoca da bu konularla ilgili zaten sürekli yani konuşuyor. Bu konuda da inşallah. E, belki bazı e, eklemeler, yorumlar, e, eleştirileri de yapacaktır. Yani mesele e, nerede nereye geldiğini görmek açısından ilginç. Ha bunun mesela teist versiyonu da var e, modal ontolojik argüman. Yani bir yandan bu modal mantıktaki gelişmeler yeniden mesela ontolojik delili ihya etme, onu yeni dille ifade etme. Plantinga'da mesela gördüğümüz üzere ve başkalarında da bunu görüyoruz. Hatta Kurt Gödel öncesinde Gödel meşhur matematikçi ontolojik bir delili var. Bu tartışmalardan bağımsız değil. Timothy Williams'in yine bambaşka bir dünya, zorunluluk, luluk diye bir şey savunuyor ilginç bir biçimde. O da ayrı. Ayhan Hoca belki o konuda da bir şeyler söyler. Şimdi başka önemli bir evreye geçiyoruz. Yani Quine dedik, işte Strawson dedik, e, modal mantık, mümkün dünyalar semantiği dedik, birkaç örnek verdik. Şimdi bununla ilişkili zaten bu mesele, realist semantiğe yöneliş. Yani sama, tamamen içselci semantik yaklaşımlar değil, epistemolojik yaklaşımlar değil, dışsalcı yaklaşımlar, daha realizmle de uyumlu olan tırnakçı, belli tür bir realizm tabii ve uyumlu olan semantikler gelişiyor. Burada özellikle Hilary Putnam ve Yine bahsedilen Kripke'nin çalışmaları ciddi bir etki sahibi. Putnam'ın meşhur bir sloganı var. Meanings just ain't in the head. Anlamlar sadece kafada değildir. Dışarıda bir şeyler var. Bunlara dair bir göndereme sahiptir bizim kullandığımız ifadeler, kavramlar, lafızlar. Ve bununla birlikte işte nedensel gönderim teorileri gelişiyor. Causal Theory of Reference de denilen farklı şekillerden de adlandırılıyor. Dolayısıyla ne söyleniyor? Mesela kripto üzerinde konuşmamız gerekirse özel atlarınza baktığımızda işte Aristoteles gibi yine tabi türler dediğimiz terimler, mesela altın, su, kaplan gibi kavramlar kullandığımızda aslında biz dolaysız bir delaletten bahsedebiliriz. Bunların hatta direkt olarak bir delalete sahip olduğunu söyleyebiliriz. ...bunun semantini bir şekilde yapmaya çalışmışlar. Bunun bir sonucu nedir? Mesela Kripke'de gördüğümüz... ...artık hem Viyana çevresinde hem öncesinde Kant'ta vesaire... ...gördüğümüz bazı ayrımlar var. Mesela işte bir şey analitiktir... ...aynı zamanda zorunludur ve a prioridir. Bunun arasında böyle bir ilişki kuruluyor. Tabii farklı yaklaşımlar var ama böyle kabaca... ...en azından Kripke'nin tasviri üzerinden gitmek gerekirse... Bunu kırıyor mesela diyor ki bir şey aposteriori olabilir ama zorunlu olabilir. Bunu nereden elde edebiliriz? İşte bilimsel keşifler üzerinden, bilimsel faaliyet üzerinden bilim bize e, işte eşyanın hakikatini verir. Eşyan hakikatleri sabittir evet bu manada ve bunu bize bilim verir diyor. Bir şey aposteriori denesi olarak bunu sonradan elde edebiliriz bilimsel faaliyetlerle mesela kimya üzerinden, biyokimya üzerinden, fizik üzerinden faaliyet yapıyoruz ve ne keşfediyoruz? Aa su eşittir H2O. Tabii bu çok tartışmalı. Basit böyle bir örnek ama işte altının işte atom sayısı 79'dur falan. İşte kaplanın işte DNA'sı şöyledir. Bu bu bağlamda bir özcülükten aslında bahsediliyor. Tabii eleştirilebilir bu. Ayhan Hoca da bununla kısmen tartışıyoruz. Kendisi de bunu sürekli ifade ediyordu. Bunun hala dilsel bir paradigma çerçevesinde yapıldığını tabii söylenebilir ama en azından belli teorik ifadeler, teorik özdeşlik ifadeleri bağlamında bunların bize şeylerin hakikatini bir şekilde verdiğini e, söylüyorlar yani bu bağlamda. Bu da önemli bir e, tartışmaydı. Şimdi bütün bu tartışmalar elbette farklı alanlara da sirayet ediyor. Bilim felsefesine baktığımızda bu da ilginç aslında. E, genelde mesela Thomas Kuhn, işte Paul Feyerabend, Lakatos gibi filozoflar bilim felsefesi bağlamında çok alınır. Vienna çevresi, işte Popa, bu tartışmalar bilinir ama bilim felsefesinde sonrasında da e, ciddi muhtelif tartışmalar da ortaya çıktı. Realizm ve antirealizmle ilişkili olarak. Ve aslında ilginç bir biçimde çağdaş literatüre bakıldığında birçok araştırma inceye göre bilim felsefesinde hakim tavır mesela Kuncu Feyerabend'ci ya da sosyal inşacı bir yaklaşım değil. Tam aksine realizm aslında hakim pozisyon. Çok ilginç yani. Hatta e, Statis Psylos diye bir e, e, bilim felsefeci var. Onun bir makalesi de var bununla ilgili. Realist Turn diyor. Realist Turn in Philosophy of Science. 70'lerden beri diyor bilim felsefesinde aslında realizme yönelim ciddi bir şekilde arttı ve bugün bilimsel realizm, scientific realizm hakim tavır diyor. Ha, bilimsel realizm dediğimizde tabii ki çok farklı şey de anlayabiliriz. Bunun farklı türleri var. Entite realizmi, yapısal realizm falan o detaylara girmiyoruz ama hakim tavır olduğu en azından ifade ediliyor. Ve bunu niye mesela metafizikle ilişkisini yani realizmle ilişkili olduğu aşikar. Yani şu söyleniyor bir cihetiyle bilimsel bazı realistler şunu söylüyor. Olgun bilimsel teoriler bize sadece gözlemlenebilir alanla ilgili değil, unobservable yani gözlemlenemeyen alanla ilgili de yakınsayacak şekilde bir bilgi verir. Yakınsak bir bilgi veriyor. Approximate truth bilgi veriyor. Yani bir epistemik iddiada da buluyor. Sadece ontolojik değil. İşte elektron negatif yüklüdür. işte yarı spini var. işte şu özellikleri var falan. Dediğimizde buna kendimizi bağlamamız lazım diyor bilimsel realistler. Eğer sağlam bir teorisi. Şimdi ilginç bir biçimde başka bilim felsefecileri buna karşı da olan bu eğilime, Contractive Empiricism var mesela meşhur, Bas van Frazen ilginç bir biçimde bunu metafizik olarak görüyor. Metafizik ithamı yapıyor diyor. Siz bilimsel realizm diyorsunuz da siz metafizik yapıyorsunuz ya. Biz bunu terk etmiştik. Biz Ampirizm daha sağlıklı bir yoldur. Siz metafizik yapıyorsunuz. Bilimin öyle bir görevli gayesi yoktur diyor ilginç bir biçimde bilimsel realist paradigmayı metafiziksel olmakla itham ediyor. İlginç bir biçimde. Bu bağlamda ilginç bir örnek. Şimdi bu bilimsel realizm ya da genel olarak bilim felsefesindeki bu realizm antirealizm tartışması 20. yüzyılın sonra sonları ve 2000'lerden sonra daha yoğun olarak ciddi metafizikleşme eğilimi de gösterdi. Yani mesele sadece böyle epistemik bir cihette kalmıyor. Yani işte en iyi teoriler bize şu şu teorilere bizi komit ediyor. Yok, daha ciddi bir e, tartışmada yürütülüyor. İşte bir klasik anlamda da bildiğimiz nedensellik, e, işte imkan, zorunluluk, kuvvetler meselesi, dispozisyon, istidat meselesi gibi doğa yasaları doğa yasaları gibi konular büyük metafiziksel sistemler çerçevesinde mevzu edinmeye başlanıldı. Yani bilim metafiziği diye ayrı bir alan da var. Benim şahsen ilgilendiğim, çalıştığım da bir alan. Ve farklı ekolleşmeler bile var. Yani yeni yumcular var bir yandan. Yeni Aristotelesçiler var. Yeni bilimsel özcüler var. Vesaire vesaire. Anti yumcular var. Ve tüm o bahsettiğim konularda doğa yasaları, modalite, nedensellik gibi işte özsel nitelikler, özcülük gibi konularda birbirinden e, tefrik yani ayrılıyorlar kendi çıkış noktaları itibariyle ve bu anlamda metafiziksel pozisyonları savunuyorlar. Bugün yani ilginç bir biçimde, paradoks bir biçimde yumcu bir metafizikten bahsediyoruz yani. Yum ne demişti? İşte Metas of Facts ve Relation of Ideas bu kriterlere uymayan kitapları ateşe atın falan demişti ya. Artık bugün yumcu metafizikten bahsediyoruz. Yani çok alelade herhangi bir giriş kitabına baktığınızda bu konuyla ilgili normal bir pozisyon olarak ki ilginç bir şekilde bu David Lewis özellikle bir yumcunun öncülerinden biridir. Evet bundan bahsettiğim özcülük, mahiyet, cevher, bütün bildiğimiz bu konular çok ciddi bir biçimde tartışılıyor yani. Biz bilelim ya da bilmeyelim. Mesele böyle yani. Vaziyet böyle. Şimdi bu bağlamda zikret, bahsetmek istediğim bir mesele daha vardı. Genel olarak aslında 20. yüzyıldaki o büyük bilimsel keşifler, bilimsel teoriler, metafiziksel imaları var elbette. Yani mesele orada kalmadı. Yani özellikle Mehmet Bulgen hocamız da bunlarla ilgileniyor. Kuantum fiziği, işte izafiyet teorisi gibi yeni kozmolojiler, moleküler biyoloji, nörobilim bu güncel kelam tartışmalarında da zaten sürekli mevzu edilmesi o açıdan çok önemli. Bunların ciddi metafiziksel imaları var. Gerçekliğe dair, doğaya dair imaları var. Ve filozoflar Yerinde kalmıyor bunları tartışıyor yani Biz, o, kuantum fiziğinin belirli yorumları bize nasıl bir gerçeklik resmi sunuyor? İzafiyet teorisi bize nasıl bir evren sunuyor? İşte vesaire yeni kozmolojiler, biyolojideki gelişmeler yani dolayısıyla bu da otomatikmen bir e, metafiziğe, e, realist anlamda bu teorilerin yorumlanmasıyla imamlarını ifşa etme bağlamında bir... E, araştırmaya, soruşturmaya insanları zorunlu olarak e, sevk etmiştir. Şimdi e, bu biraz kelamla ilişkili şu an konuştuğumuz, yani güncel kelam bağlamda bu meseleyi el aldığımız için aslında bunu yazdım. Analitik din gelişimi de aslında bu süreçle ilgili işte. E, güncel kelam tartışmalarında da bunlar konuşuldu zaten. E, burada da resimlerini aldığım William Lane Craig, Seth Swinburne gibi meşhur analitik din felsefecileri var. Aslında biraz bu sürecin de sonucu bunlar yani. Ee, tekrar rasyonel teolojinin yapılması, analitik anlamda din felsefesinin yapılması, işte Tanrı'nın varlığı, sıfatları, kötülük problemi, farklı teolo teolojik argümanlar alan varlığına ilişkin, kelam kozmolojik argüman, işte teleolojik argüman, dini epistemoloji, tanrısal faaliyet, çok ilginç, divine action diye bir büyük muazzam araştırma alanı var şu an malum. Bununla ilgili de sunumlar yapıldı burada. Yani tanrısal faaliyetini nasıl düşünmemiz lazım? Mucizenin imkanı. Yani mesele çok da böyle zannedildiği gibi değil. Sal teolojik bir zeminde bugün yürümüyor. İşte biz tefsir yapalım, tefsir faaliyeti yaparım, Kur'an'a bakalım, oradaki din dili nasıldır? Spinoza'ya bakalım. Bu tarihselci perspektifle Kur'an'da işte olağanüstü olaylar nasıl ele alınması lazım? Şu an çağdaş felsefede çok normal bir biçimde din felsefesinde mucizenin imkanı bilimsel açıdan, felsefi açıdan, teolojik açıdan ele alınıyor. Dolayısıyla bu gelişmeler ciddi bir biçimde takip edilmesi gerekiyor. Özellikle güncel kelam tartışmaları cihetinden diye söylemek istedim. Şimdi biraz bu tarihi kısmı burada bitirmiş oldum. Şimdi sadece böyle birkaç dakika şeyde böyle somut, daha somut olarak bazı metafizik pozisyonlardan bahsetmek istiyorum. İznemciğim, ki... şunu hatırlatayım, 15 dakika. Evet. Evet. Göre, evet. Benim saatimi tuttum hocam, 43 <laughs> tamam. dakika olmuş. Tamam. <laughs> evet, örnek metafiziksel pozisyonlar. Şimdi orada şey yazdım, çılgınlıklar. Niye? Bir makale var, Peter Simons diye bir çağdaş yine metafizikçi var. Bunu eleştiriyor diyor tamam analitik metafizik diye bir şeyden bahsediyoruz. Analitik felsefede tekrar metafiziksel konular ele alındı ama o kadar da değil diyor. Metaphysical follies diyor. Çılgınlıklar, delilikler, acayip görüşler var diyor. Nereye geldik biz? Ve bunu eleştiriyor diyor. Ee, onun gibi birçok başka felsefecide de var son senelerde bu e, gelenen noktayı eleştiren. Ama ben özellikle bu metafiziksel pozisyonları burada zikretmek istiyorum ki Gerçekten realist anlamıyla tırnak içinde, e, metafizik yapıldığı, tikel de olsa belli konularda e, göstermek açısından, örneklemek açısından bunu en azından bir duymuş olsun. Yani bununla çok ilgilenmeyen kişiler belki vardır e, farklı alanlardan. Şimdi bu bağlamda bir yöntem sorunu zaten mevcut. Ve e, yani tamam tekrar metafiziğe döndük de metafiziğin yöntemi ne olacak, sınırları ne olacak, imkanı nedir? E, Gerçekten esaslı metafiziksel sorular var mı ya da bunları böyle bir şekilde söndürebilir miyiz deflationary bir approach ile bunları söndürebilir miyiz? Aslında lafzi ihtilaflar bunlar falan böyle farklı yöntemsel tartışmalar var ve bununla ilgili ayrı bir alan oluşmuş. İşte meta metafizik ya da meta ontoloji dediğimiz alan bu. Ve birçok yaklaşım var yine. Yeni Quine'cılık, yeni karnapçılık söndürücü deflationary yaklaşımlar, yeni Meinong'culuk yani inanılmaz bir tartışma sürüyor bu bağlamda. Doğallaştırılmış metafizik, naturalize yani malumunuz Quine'nin o epistemoloji doğallaştırma teşebbüsü vardı. Şimdi bu analitik felsefede gelinen vaziyeti görerek bazıları diyor ki metafizi doğallaştırmamız lazım. Everything must go. İşte James Ladyman ve Ross'un meşhur bir kitabı var ciddi tartışmalara yol açmış. Yine deneysel felsefe akımı yine bir yöntemsel anlamda ciddi tartışmalar e, ortaya koymuş ve şimdi bazıları bu analitik metafizik denilen eğilime şey diyor bunlar ayam şey filozofi yapıyor masa başı işte koltuk felsefesi yapıyor tamamen a priori biziminde bunu yürütüyorlar ama olmaz. Dolayısıyla bu neyi andırıyor? Biraz Viyana çevresinin, o klasik e, mantıksal pozitivizmin eğilimi bugün bazıları tarafından tekrar güncel haliyle dillendirilmeye çalışılıyor, e, farklı varyasyonlarıyla. Dolayısıyla yöntemi ne olacak? Aposteriori ciheti ne olacak? A ciheti ne olacak? Sezgilerin yeri ne olacak? Bu metafizik tartışmalarda bilimsel verileri nasıl yorumlayacağız? Bu bütün bunlar e, ciddi bir biçimde e, tartışılıyor. Şimdi birkaç e, hızlı geçeyim o zaman. Vaktimiz de tabii epey bir ilerliyor. Modal realizmi örnek verdim demin. Bu da ilginç. Şimdi David Lewis'in görüşü çok tutulmadı gibi en azından benim yaptığım okumalarda öyle anladım. Ama bunun şimdi mesela geçen sene bir kitap çıktı. The Nature of Contingency burada çok iyi gözükmüyor. Oxford'da Alastair Wilson. Adam kuantum fiziğinin average'i, many worlds yorumunu alıp bunu David Lewis'in modal realizmiyle bir araya getirmiş. Ve quantum modal realizmi diye bir şey savunuyor. İlginç bir biçimde. Ee, şu an mesela yaygın yani metafiziksel bir yaklaşım. İlginç. Monizm mesela savunuluyor bugün. Sadece tek bir nesne var. Bütün evreyi tek bir nesne olarak görebiliriz. Şafa var mesela. Öncelik monizmi var. Bunun bir alt türü. Yine idealizm mesela... Böyle düşünülür ki ya bu idealizm de savunulur mu artık Barclay canlandı. Evet o da var. Sadece zihinler var ve bunların içerikleri var diyorlar bazıları. Bunun da tabii farklı varyasyonlar var. Onların hepsine tabii şu an giremeyiz. Daha transcendental bir idealizm savunanlar da var, mutlak bir idealizm savunanlar var, nesnel idealizm vesaire. Onlar zamandan dolayı şimdi çok da şey yapamayız. Zaman felsefesiyle ilgili çok ilginç örnekler var ki birçoğunuzun muhtemelen malumudur. Yani hem fizikte bunlar savunuluyor hem fizik felsefesi ya da metafizikte de bunlar savunuluyor. Yani zamanın var olmadığı aslında klasik anlamıyla bir zaman kabulünün sorunlu olduğunu söyleyenler var. Fiziksel olarak temel olmadığını, değişimin hatta olmadığını falan söyleyenler var. Zuhur eden bir fenomen olduğunu. Yine zaman A teorisi, B teorisi. Ya burada vurgulamak istediğim şu aslında. Bu tartışmalar şöyle yürümüyor gibi geliyor bana en azından. Yani bunlar salt dilsel şeyler, kavramsal şeyler. Zihnimizin dışında çıkamıyoruz. Zamanla ilgili zamanın hakikati, mekanın hakikati hakkında konuşamayız. Böyle naif bir şüphecilik müvacehesinde güncel yaygın felsefi tartışmalar özellikle bu ekolde yürümüyor. Yani zamanın hakikati hakkında konuşuyorlar. Yani B teorisi mi doğru, A teorisi mi doğru? Hangisini daha iyi gerekçelendirebiliriz? Bilimsel teoriler bu bağlamda bize ne söylüyor? İzafiyet teorisi mesela özellikle. B teorisi diyor ki işte geçmiş, şimdi ve gelecek nesnel özellikler değildir. Eşit derecede özelliklerdir mesela bir anlayışı. A teorisi diyor ki geçmiş, şimdi ve gelecek olma nesnel özelliklerdir mesela. Ve bunun tabi zaman felsefesi içerisinde farklı yaklaşımlarını da görüyoruz. Şimdicilik gibi mesela. Sadece şimdi var. Yani şimdiki mevcut şeyler vardır. Sonra bununla ilişkili ilginç tartışmalar da var. Mesela kişi, kişilikle ilgili, kişinin devamlılığıyla ilgili, personal identity ile ilgili zamansal parçalardan mesela bahsediyorlar. Ya şöyle yani şu anki mevcut İbrahim bir bütün olarak İbrahim değildir. Zaman mekansal olarak nasıl bir uzanımı varsa zamanda da bir uzanımı var. Bir kurtçuk gibi zaman <laughs> dört boyutlu bir şeyim ben aslında. Düşünün ya yani böyle metafiziksel iddialar var. Ee, i̇lginç bir şey. Yani bunu vurgulamak istiyorum. Yani bu bu mesele şey değil yani o klasik analitik felsefedeki paradigmadan çok e, kopulmuş bir vaziyette en azından bu e, tartışma çerçevesi. Zamanda yolculuktan bahsediliyor yine bu tartışmalar mübahcisi. Geriye doğru nedensellikten bahsediliyor. ayrı büyük bir tartışma alanı. Nedensellik, retro nedensellik, backward nedensellik falan çok ilginç metafiziksel pozisyonlar aslında baktığınızda. Maddi terkip ve merioloji tartışmaları yine e, bu metafizin Rönesansı bağlamında. Peter van Inwagen önemli isimlerden biri 1990 yanlış hatırlamıyorsam bir kitap yazıyor Material Beings. E, being, e, orada bu şu meşhur kompozisyon sorusunu soruyor. İşte ne zaman belirli nesneler bir araya gelip yeni bir nesne ya da yeni bir bütün oluşturur. Bunun üzerine böyle bir tartışma alanı oluşmuş. Ee, tabii bunu zayıf bulabiliriz. Bunu eleştirenler de var dediğim gibi. Ve şöyle pozisyonlar ortaya çıkıyor. Bir yandan meriolojik nihilizm. Meriyoloji bu arada parça bütünle ilişkili öğreti. Şimdi meriyolojik nihilizm diyor ki mürekkep lesneler yoktur. Sadece basit meriyolojik atomlar var. Bir tür atomculuk aslında. Yani fiziksel anlamda değil tabii meriyolojik anlamda. Her şey basitten oluşur. Yani basit şeylerdir var olanlar. Bu metafiziksel bir pozisyon olarak savunuyor. Gerçeklik böyledir deniyor. Öbür yandan me meriyolojik evrenselcilik her tür terkip bir bütünü teşkil eder. İşte benim burun ucumla, Eiffel Kulesi'yle bu ma önümdeki masa gibi bir araya getireyim, bir küme oluşturayım. Bu bir nesnedir, bir bütündür. Böyle düşünenler var. Bir de tabii ara pozisyonlar var. Onlara girmeyeceğim. Ama bunlar savunanlar gerçekten gerçekliği daha iyi nasıl anlayabiliriz? Doğaya uygun olan nedir? Eşyanın hakikati nasıldır bu bağlamda en azından? Bunu ele alıyorlar yani kendilerini öyle görüyorlar. Yani benim zaten asıl iddiam bu sunumda şu değil. Bunlar savunduğu şeyler çok tutarlı işte belirli pozisyonu tanıtma meselesi değil. Sadece kendilerini bu insanlar bu çağdaş akademide felsefe yapan kişiler nasıl görüyor? Kendilik algıları nasıl? Biz metafizik yapıyoruz. Bir gerçekliğe dair konuşuyoruz diyorlar. Ki bununla ilgili birkaç alıntı da getireceğim birazdan. Yine külliler tartışması burada da yine 20. yüzyılın son çeyreğinde David Armstrong yani David Lewis David Armstrong ve Peter van Inwagen bu son çeyreğin 20. yüzyılın son çeyreği analitik felsefeyi anlamak için çok kilit rol ve bu metaliksel dönüşümleri anlamak için o mesela külliler tartışmasını yine canlandırmış. Nominalizme ciddi bir şekilde eleştiriler sunmuş. Tabi belirli bir tür külliler realizmini savunmuş. O da ayrı. Klasik olmayan mantıklardan biraz bahsettik. Bunun da metafiziksel imaları olduğunu. Din felsefesinde yine farklı tartışmalar yürüyor. Platonik ateizm diye şeyler var. Süreç teolojisi var. Açık teizm var. Panteizm var. Yani tartışma ilginç bir biçimde devam ediyor. Zihin felsefesine baktığımızda metafiziksel pozisyonlar cihetiyle Pampsişizm mesela ciddi bir Rönesans yaşıyor aslında şu an. Birçok nörobilimci ve aynı zamanda felsefeci. Philip Goff mesela işte e, Hoffman belki ara, alabiliriz. Thomas Neygül'ü anabiliriz. Çalması anabiliriz. Onlarca kişi var yani şu an. E, yine nörobilimci olarak işte Giulio Tononi kitabı da Türkçe'ye tercüme edildi. Christoph Koch. E, bunlar mesela pampsişist yaklaşımı savunuyor. Yani her şeyde belirli oranda zihinsellik vardır yani bir basit ifadesi tabii çok versiyonu var yine. Bu da ilginç yani metafiziksel bir pozisyon. Yani ilginç bir biçimde belli sorunları çözmek için mesela hard problem of consciousness'ı, meşhur bilinç problemini çözmek için diyorlar en iyi açıklama budur falan. Bunu tartışıyorlar. Dualist yaklaşımlar tabii ki hala gündemde, e, teleolojik teleoloji ile ilgili tartışmalar var. Bunları şimdi hızlıca geçmem lazım. Biyoloji felsefesi Ayhan Hoca'nın da çokça üzerine durdu. Teorik biyoloji meseleleriyle ilgili tartışmalar var. Morfogenetik alanlar teorisi, işte bütüncül sistem e, biyolojisi yaklaşımları, gen merkezi yaklaşıma karşı. Bunlar da aslında bir tür ben bana göre yani metafiziksel imaları olan yine tartışmalardır. Bunların hepsini bu bağlamda anabiliriz. Şimdi e, bu örnekleri de bitirdik. Şimdi birkaç alıntı aslında buraya getirdim ki yani bu söylediklerimi işte bunun gerçekten hakim bir yaklaşım olduğunu söylemek üzere e, bu bunu gerekçelendirmek için birkaç alıntıyla aslında bu kısmı şimdi devam ettirmek istiyorum. 2009'da yayınlanan çok ciddi etkiye sahip bir derleme var Meta Metaphysics. Orada mesela ön sözde şöyle söyleniyor. Most contemporary metaphysicians think of themselves as concerned not primarily with the representations of language and thoughts but with the reality that is represented tam realist yani diyor ki bugünkü metafizikçiler işte dilin temsil ettiği, düşüncenin temsil ettiği şeyle ben uğraşıyorum sadece değil. Gerçekliğin kendisiyle alakalı iddialarda bulunuyorlar. Bununla uğraşıyorlar en azından kendi yöntemsel sınırlıkları içerisinde. Kendilerini öyle görüyorlar yani. Başka bir örnek 2014'te galiba bu yayınlanmıştı. Yine bir derleme birçok felsefecinin yer aldığı properties powers and structures uzun bir şey hepsini tabii okumayacağım şimdi. Ama diyor ki mesela ta direkt başta metaphysics realism seems set to become the dominant metaphysics of our time diyor. Çağımızın dominant şey diyor mesela metafiziksel realizm. Hepsini dediğim gibi okumayacağım. Burada ilginç bir söz var. And gone are the days when it could seriously be said that to be is to be the value of a revival. Bunu kim söylemişti? Willard von Quine. Ne diyordu? To be is to be the value of a bound variable ya da variable. Ve diyor ki ya bugünler de geçti yani böyle işte var olmak bir değişkenin değeri olmaktır. Bu bile bitti diyor yani. Mesela mantık ve e, dil üzerinden ele alınmıyor gibi bir ilginç bir ifade var. Bu ön sözde direkt e, Alexander Dirt ve Brian Ellison. Şimdi yine metafizikle ilgili bir giriş kitabı burada görüyorsunuz. 2015'te yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmış. Robert Kunt, yine meşhur bir din felsefeci, metafizikçi. Zaten başlığı bu: The Renaissance of Metaphysics in Later Analytic Area. Orada özetle aslında şunu söylüyor. Hepsini şimdi okumayalım. Evet, bir metafizik karşıtlığı vardı diyor. Ama sonrasında tam tersine tepdi diyor. ...inanılmaz bir renesans yaşadı. The Renaissance of Metaphysics in Anglo-American Philosophy. Ve öyle bir şeye geldi, sofistike bir hale geldi ki... ...ya inanılmaz, ya yani hiç görülmediği, umulmadığı, düşünülmediği şekilde... ...bir sofistike hale geldi diyor neredeyse. Ve 2000 senelik geleneksel metafizikten de olabildiğince istifade etmeye çalışıyor. Bu sonraki bir kısımda bir şey daha söylüyor. Onu özellikle koydum çünkü bizim başlığımızla alakalı aslında... Diyor ki the point of the foregoing is that metaphysics is far from death. Yani ölmekten çok uzak. Metafizik ölmedi diyor yani bir şekilde. Despite repeated yani insanlar öldürmeye çalışmış metafiziği. Buna uğraşmış birçok teşebbüs var ama öldüremedi diyor. Ondan çok uzak. Kalbimizde yaşıyor İbrahimciğim. <laughs> evet. Evet hatta ondan kaçmak imkansızdır falan diyor. Yine burada Putnam'ın bir ifadesi var. Her ne kadar analitik felsefe hakkında onun bir zamanlar antimetafiksel bir hareket olduğu bir gerçekse de diyor yakın zamanda felsefe camiasında en pro metafizsel hareket haline gelmiştir. Maalesef vaktimiz çok ilerledi. Williamson'ın bayağı ilginç açıklamaları var. Bu kitapta birinci bölüm sadece zaten bu meseleyi ele alıyor. The Philosophy of Philosophy. Burada bir anket çalışması koymuştum. mesela mutabakat teorisiyle ilgili, yine dış dünyanın gerçekliğiyle ilgili, yine bilimsel realizmle ilgili, işte meta etikte ahlaki realizmle ilgili hakim pozisyonun realist yaklaşım olduğunu gösteren birkaç örnek. Onu da geçeyim. Bayağı zamanımız ilerledi. Onun için ne yapalım? Bakalım. Yine aynı duruma düştük. Şimdi bu durumdan... Evet. evet. <laughs> Michael Esfeld'den de bahsedeyim. Bu da çağdaş bir bilim felsefeci, metafizikçi. O diyor ki hatta şöyle diyor, 2008'de yayınlanan bir Almanca kitapta, İngilizce dizisi de var aynı zamanda. Diyor ki bugün felsefe camiasında yaygın tavır diyor, örneğin dil felsefesi gibi bir alan değil, metafizik. Felsefe-i Ula'dır diyor. <laughs> Prima filozofyadır, ilk felsefedir. İlginç. 2008'de yayınlanan bir kitap. Şimdi metafizikle ilgili kısmı aslında burada bittirip biraz, bilmiyorum, realizm meselesine zaten dediğim gibi yani çok girmeyi düşünmüyordum. Bununla ilişkili aslında şu ana kadar şunu aslında göstermeye çalıştım. Zannedildiği gibi metafizik öldü bitti söylemi ele özellikle belli bir şekilde tabii anlarsak metafiziği, metafiziksel faaliyeti. Şimdi o somut tikel görüşlerden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani biz bir görüşü benimseriz, benimsen inanılmaz bir fikir ve görüş çokluğu var. Onu zaten sadece iddia etmek istiyorum bu, bu sunumla daha büyük bir iddiam aslında yok. Yani biraz tarihi olarak bunu göstermek, biraz farklı örnekler üzerinden göstermekti hedefim. ya Realizm meselesine e, en iyisi girmeyeyim. Yani direkt biraz e, şunu belki vurgulamak isterim. Kıta felsefesi cihetine. Hocam bir beş dakika daha devam edebilir miyim? Zaten Hedef. bir beş dakika daha veriyorum. O kadar. Bak başka vermem İbrahimciğim. Eyvallah. Şimdi <laughs> realizm meselesi zaten ayrıca ele alması gereken bir mesele nasıl tanımlanması gerekir? işte varlık tezi, bağımsızlık tezi. Onlara çok giremeyeceğiz. Epistemik, ontolojik ve semantik cihetleriyle e, ilgili çalışmada bununla ilgili bir bölüm var. isteyen oraya da bakabilir. Ben biraz e, şimdi realizmle ilgili ontoloji, metafizik tartışmalarıyla ilgili bunun buna dair bir geri dönüşüm yani bir dönüşüm yaşanmanın arka planıyla ilgili aslında birkaç şey Örnek vermek istiyordum son kısımda ee, ki bunu önemli buluyorum yani bizim cihetimizden de mesela kelami e, tartışmalar cihetinde ya da genel olarak İslam düşüncesinin e, cihetinden de bu tarz tartışmalar nereye oturduğunu, bizim bu durumda nereye bakmamız gerektiğini, nere de konulanmamız gerektiğini bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bas şimdiye kadar bahsettiğim gelişmelerin çoğu aslında analitik felsefe çerçevesiyle alakalı, geleneğe alakalı ama benzer bir şey kıta felsefesi içinde iddia edilebilir yani orada da hem ontoloji hem metafizikle ilgili ciddi yönelimlerin olduğunu hem de daha hususiyolar ki realist pozisyonların ciddi bir ivme kazandığı iddia edilebilir ki yakın dönemde benim de asıl çalıştığım yakın dönemde yeni realizm gibi işte spekülatif realizm, yeni materyalizm gibi eğilimler var kıta felsefesinde. Bu, bu, bunların ortaya çıkış vasatı ile ilgili biraz aslında konuşmak istiyorum son birkaç dakika. Şimdi genel olarak e, insanlar neden tekrar realizme dönmeye çalışıyor? Daha yoğun olarak realizm vurgusunda sahip hatta bir tür enflasyon yaşıyor bu realizm işte hakikat nesnellik e, bu bu postrus çağında tabi bu da bir paradoks bir yandan postrus çağından bahsediyoruz vesaire bir yandan da buna realizme bir yönelimden bahsediyoruz. Yani bunları da ayrı tartışmak lazım elbette. Genel olarak bazıları felsefe tarihin gidişatından memnun değil. Yani açıkçası işte modern dönemde işte Kant'la birlikte daha antirealist bir eğilim hakim olduğu postmodern felsefenin bunu radikalleştirerek devam ettirdiğini düşünüyorlar. Bu bir yandan duyulan bir rahatsızlıktır. Yani bir, ki birçok kıta felsefeci de böyle bir noktaya geldi. İşte Graham Hamann'a baktığınızda Maurizio Ferraris'e baktığınızda, BGT ile Badio'ya baktığınızda, Marcus Gabriel'e baktığınızda böyle bir şey görüyorsunuz. Yani niçin o meşhur bir sloganla alalım? Olgular yoktur ancak yorumlar vardır. İşte bu bir yandan yani felsefe tarihine bakışta gelinen nokta Ciet ile serüveni olumsuz bakanlar var ve bu bana da realizme yönelmemiz lazım diyenler var. Bunun siyasi, toplumsal, kültürel, ahlaki özellikle tesirlerine de bakılarak bu tartışmanın böyle eğilimler ortaya çıktığını görüyoruz. Muhtelif söylemler var zaten son onlu yıllarda meşhur post truth alternatif olgular, post olgusal siyaset, Trump yönetimiyle birlikte daha da ilmelerinin e, malum. Şimdi birkaç örnekle bitirmek istiyorum aslında ben sunumumu. Daha somut olarak ne kastediyoruz burada yani bu meselenin pratik işte ideolojik, siyasi, toplumsal arka planı derken. Mesela John Söyle'ye ele alalım. Ele alalım. John Searle 1993 senesinde bir makale yazıyor ve sonraki çalışmalarında da zaten bunu sürekli bir şekilde dillendiriyor. Ve diyor ki realizm işte doğruluk, özellikle mutabakatçı doğruluk teorisi, gerçeklik, rasyonelite gibi kavramlar kaybetmememiz lazım. İşte Thomas Kuhn'un bu manada, Rorty'nin, Derrida'nın yaptıklarını bu manada ciddi bir şekilde eleştiriyor. Ve diyor ki biz eğer batı rasyonelite geleneğini Muhafaza etmek istiyorsak e, bu kavramları ve buna ilişkin teorileri muhafaza etmemiz lazım diyor. Çok ilginç. Yani bu mesele sadece teorik bir mesele de değil. Nazari bir, felsefi bir mesele de. Tabii ki argümanlar, bilimsel gelişmeler vesaire de etki ediyor. Ama meselenin bir de böyle bir boyutu var. Onu aslında burada son olarak anlatmak istedim. John Searle bir örnek. Jürgen Habermas meşhur Alman sosyolog. Dünyaca tanınan yani. 80'lerde benzer bir tartışmaya yürüdü giriyor. Bu Frankfurt Okulu'nun Adorno kaymacı versiyonuna karşı aslında. Onların araçsal akıl eleştirilerini eleştiriyor. O kadar da değil diyor. Modernite ve modern aydınlamacı değerlerden muhafaza etmemiz gereken ciddi değerler var. Bu da yine aslında bu eğilimin bir şeyidir, tezahürüdür. Terry Eagleton, Marksist bir düşünür. The Illusions of Postmodernism'de benzer bir eleştiri yapıyor Marksist perspektiften. Yine şöyle bir tartışma var. Sağ popülizmi ve sol popülizmin birbiriyle etkileşimi cihetinden aslında ilginç tartışmalar var. Çünkü sağ popülizmi sol popülizminde bazı yönleriyle hakim olan böyle sosyal inşacı yaklaşımlar, postmodern yaklaşımları alıp kendisi için istimal ediyor. Mesela küresel ısınmaya yönelik şüphe için, çevre sorunlarıyla ile ilgili şüpheler bağlamında vesaire gibi konularda. Bu da realizme bağlamında yani tartışmasının arka plan bağlamında önemli bir e, mesele gibi gözüküyor. Bruno Latour 2004'te bir makale yazıyor ve adeta meşhur bir Fransız bilgi, bilgi sosyoloğu daha önce daha çok sosyal inşacılık çerçevesinde tanınıyordu. Sonrasında biraz değişti. Son bir kitabı da yani, e, tercüme edildi Türkiye. Bir adeta bir felsefi tövbe yapıyor. Diyor ki biz küresel ısınma gibi bir felaket var karşı insanın karşı karşıya kaldığı ve biz Sosyal inşacılıktan bahsediyoruz. İnsanlar bu sosyal inşacı argümanları bunun le bunun aleyhinde kullanıyor diyor. Biz aslında çok farklı yanlış bir şeye yol açtık diyor. Böyle adeta felsefi bir tövbe yapıyor ve bir tür realizme dönme eğilimi gösteriyor. E son evet. olarak alalım ve ve kapatalım. Tamam. Evet, son cümleni söyler misin? Başka mi? örnekler de tabii verilebilir. Bitmez onlar. Evet, aynen. Evet. <laughs> son cümleni söyle. Tamam. Tamam. Son cümlem fiştiden olsun. <laughs> Biraz yine realizmle ilişkili. Beni de sürekli yani kurucalayan, varosal olarak etkileyen bir söz olmuştu. E, Fichte'nin şu sözü, tasavvurlarının bir anlamı olması gerekir ve tüm bilgilerime bilgimin dışında hiçbir şey tekabül etmiyorsa hayatım tamamında kendimi aldatılmış hissederim diyor Fişli. E, evet, bu da bir şekilde bu metafizik ve gerçeklik meselesinin varosal vasatını Ortaya koyan ilginç evet. bir özet. Tamam, bununla bittirelim. Hakkınızı helal Teşekkür ederim İbrahim Bey. Sağ olun. Her zamanki gibi bizi şaşırtmadın yine. E, yerine sırmadın taştın. E, güzel bir sunumdu. Yoğun bir sunumdu. E, i̇malarıyla, işaretleriyle e, konuya vakıf olan hocalarımızın, arkadaşlarımızın da e, takip edileceği bir sunum oldu. Şimdi bir beş dakika ara vereceğiz. E, akabinde e, yani şu anda 13 geçiyor tam 20'de, 7 dakika olmuş olur, 20'de tekrar bir araya gelip Ayhan hocamızın müzakeresini dinleyeceğiz. Görüşmek üzere efendim.